XY maddeleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Buna göre ifadelerinin hangileri kesinlikle doğrudur? X matrisi fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddeleri ayrıştırılamıyorsa bu kesinlikle bir elementtir, yani saf maddedir. Y matrisi yapısında farklı tür atomlar içeriyorsa bileşik de olabilir, karışım da olabilir diyoruz buna göre. X'in erime noktası, kaynama noktası, öz kütle gibi belirli ayırt edici özellikleri vardır. Elementler için bu kesinlikle doğrudur, doğru. Y maddesi bileşik olup formülle gösterilebilir, olabilir, kesin değil. Y maddesi bileşenlerin özelliklerini taşır, olabilir, kesin değil. Kesin olan yalnız 2. Bir sonraki sorudayız. Şekildeki verilen katısıyla dengedeki doymuş Naci'li çözeltisinin üzerine diyor. Sabit sıcaklıkta dipteki katıyı çözebilecek miktardan daha fazla miktarda saf su ilave edersek, çözdükten sonra ekstra su ilave ettiğime göre benim çözeltim seyreltik olmuş oldu. Buna göre katı içermeyen doymuş çözelti elde edilir. Hayır, katının tamamını çözecek kadar demiş olsaydı olurdu ama fazla dediği için elde edilen çözelti doymuş çözelti değildir. Çözeltinin öz kütlesi azalır. Doğru. Çözeltinin çözünen, bakın şimdi değiştir en bölü ve yazdığım zaman. Çözeltide çözünen madde miktarı ve hacim arttı ama hacim artışı madde artışından, çözünen madde artışından daha fazla olduğu için öz kütle azalır. Doğru. Çözeltinin kütlece yüzde derişimi, bu derişimde öz kütle gibi düşün, orantılıdır. Düşünebilirsiniz. Azalır. Yanlış. Cevabımız B olur. 14. soru. Alüminyum metali X çözeltisi, Y metali nitrik asit çözeltisi. Yukarıdaki verilen birinci kaptaki X çözeltisine alüminyum metali, ikinci kaptakine nitrik asit çözeltisine Y metali atıldığında her iki kapta da metallerin aşındığı ve gaz açığa çıktığı gözleniyor. Alüminyum amfoter metaldir. Amfoter metaller hem asitlerle hem bazlarla tepkimeye girebilirler ve hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Nitrik asitle tepkimeye girebiliyorsa bu bütün metaller olabilir, yarı soy metaller olabilir, bütün metaller olabilir, yarı soy metaller olabilir ama tam soy metal olan altın ve platin kesinlikle olmaz. Bunlar kesinlikle olmaz. Birinci kapta diyor, birinci kapta açığa çıkan gaz hidrojen gazı ise ilk çözeltisi bir asit çözeltisidir. Kesinlik sorusu asit de olabilir, baz da olabilir, kesin değil. Y çözeltisi magnezyum ise ikinci kapta hidrojen gazı açığa çıkar. Doğru, metaller asitlerle tepkimeye girdikleri zaman hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Kesin doğru. İkinci kapta açığa çıkan gaz NO2 ise Y metali yarı soy metaldir. Normal metallerle hidrojen gazı açığa çıkartırlarken nitrik asit çözeltisine atılan yarı soy metal ise NO2 gazı açığa NO2 ise yarı soy metaldir. Bu da kesinlikle doğru. Cevabımız D. 1 periyodik cetvel sorusu. Hangisi yanlıştır diyor. Lityum ve sodyum elementleri bileşiklerini artı bir yükseltgen ve basamağını alır. Doğru, 1A grubu elementidir. Klor ve iyot elementleri halojendir. 7A grubundalar. Doğru. Atom yarıçapı en büyük olan helyumdur. Hatta atom yarıçapı en küçük olan helyumdur. Yanlış. Cevabımız C olacak. Bir sonraki soru. Türler arası etkileşimlerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bakıyoruz şimdi. İyon dipol etkileşimimiz var. Su polar olduğu için dipol özellik gösterir. Doğru. Su polardır. Karbon tetraklorür apolardır. Polar apol dipol indüklenmiş dipoldür. Hidrojen bağı diyor. Yanlış. Bize yanlış olanı soruyordu. Cevabımız B olacak. Bir viskozite sorusu. Viskozite sıcaklıkta ters orantılıydı. Evet. 25 derecede zeytinyağının viskozitesi civanınkinden yüksektir. Viskozitelerine göre kıyasladığımız zaman, o zaman 25 derece diyorsa ikincinin viskozitesi kimden büyüktür? Üçüncünün viskozitesinden büyüktür. Birincinin sıcaklığı düşük olduğu için viskozitesi en büyük olan kimdir? Birdir. Bana sorduğu şu, sıvıların akışkanlıkları arasında viskozite ile akışkanlık ters orantılıydı. O zaman ne olur? 3, 2, 1 olur. Cevabımız E.
Başka bir soru. Saf madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Saf maddenin mol sayısı eşittir m bölü ma'yı çizersek, ma dediğimiz olay 1 molünün ağırlığıdır. 1 molünün ağırlığı ne yaparsak yapalım değişmez. Bir maddenin kütlesi arttıkça mol sayısı artar, doğru. Bir maddenin mol sayısı artsa bile ma'sı değişmez, doğru. Bir maddenin kütlesi artsa bile dikkat edin ma'sı değişmez, bu da doğru. Cevabımız E olacak.